En güzeli zaten senin karşısına alıp Çok yaşlısın Murat şimdi. 15 yaşlarımız vardı ve daha dün çok ayıp ya. dün bunun farkına vardım. Rüya gördüm. Telli Baba rüyama girdi, söyledi de 15 yaş farkımız varmış. Benim matematiğim hiç iyi değil de bir muhasebeci olarak falan. Nurçin geri gelecek misin? Geri geleceğim. Sodamı almaya gidiyorum. Geri geldim. Soda ben alabilir miyim? Tamam canım. Teşekkürler. Mehtapçım. Bir ara ne güzel düzelmiştin. Niye böyle yapıyorsun? Ayarları bozuldu yine. İnce ayarı bozuldu. Tamam, arkadaşlar 6 tane baş etmeye çalıştığım insan var sürekli. Birini tanımaya çalıştığımda eleştiri alıyorum. Sürekli kötü eleştiriler alıyorum. Duyma. Hiç şimdiye kadar. Duyma. Tamam duymuyorum. Şimdiye kadar da sustum. Bütün kavgaları ediyorum falan. En son Murat dedi ki, senin dedi burada ettiğin kavgalar bana samimi gelmiyor. Arkadaşım için ağlıyorum ya da o anki ortamın psikolojisiyle ağlıyorum. O bana samimi gelmiyor. Ben burada dedi ki yaptığın kavgalar ihtiras için falan dedi. Ya ben her şeyimi yalandan yapıyorum. Bak Mehtapçım, dün kavga ediyorsunuz Melis'le. Ondan sonra kol kola girip Üsküdar'a giderken bir şeyler evet, yapıyorsunuz. Küçük çocuk gibisiniz. Şunu anlamıyorsunuz. Allah ben burada deliyle deli oluyorum. Küçükle küçük oluyorum. Büyükle büyük oluyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Eğer bunları yapıyorsan malzeme de sen yine veriyorsun onlara. Bak dün bir şey söylemişsin. Murat benden 15 yaş küçük. Ya ağzı malzemeyi sen veriyorsun onlara. Kendi kendine. Söyledim artık kabul ettim. Evet benden büyük. Ayrıca tamam, şunu da unutma. Farklı düşünüyor. Ya. Bir bak, söylüyorsun bin geri geliyor sana ya. Şunu da unutma. Yanına 5 katı olarak. Düşünmeden direkt. Murat karakteriyle, duruşuyla tam sana göre bir adam. Neden? Senin o hal ve hareketlerini, senin burada yaptığın kavgaları, senin girdiğin tartışmaları her adam bu şekilde karşılamasın. Hayatta karşılamasın. Karşılamasın. Dengeliyor adam ya. Adam dengeliyor ya. Sen baskın bir karaktersin. Baskın bir karaktersin. Karşındaki erkek senden daha baskın olursa sen o ilişkiyi yürütemezsin. Tabii çıldırırsın ya. Yani, çıldırırım. Öyle bir dünyan yok senin. Yeter şu yeter. Seninle paylaşabilirim. Çok teşekkür ederim. Önemli olan da paylaşmak değil mi? Evet. Zaten. Evet. O zaman hayatı paylaşın. Siz. Ya sen de lepten leblebi alıyorsun, yapıyorsun. Daha dur, ladies. Lüks olabilir. Mehtap ne olur ya, vallahi yanlış bence yanlış yaptım Murat'a. Bugün giderken ben olsaydım, canım git. Biliyorum eğlenmen zor olacak ama elinden geldiğinin en iyisini yap. En güzel zamanı geçir derdim. Aynen öyle. Demesem ne olacak, desem ne olacak? Of of. Of. Neyse Mehtap şey yaparız, konuşuruz. Benim yaptım ya da yapmadım. Bize bir şey de. Biz şöyle kalkalım. Bence çok de. Çok teşekkürler. Kendine dikkat edin. Tamam, çok memnun olduk. Çok memnun olduk. Görüşmeler. Arkadaşım yok zaten. Şundan kalkabilirim, sorun yok. Olur mu? Gelin gelin buraya. Gelin gelin beyler, gelin. Sizi rahatsız etmeyin. Siz rahatsız olmayın, oturun. Baba bize Mehtap. Gel buraya. Gel, biz şaka yaptık ya. Ya hayırdır ya, bu alınganlık nedir arkadaşım ya? Ben direkt söylüyorum size. Geliyoruz. Ya böyle bir şey yok ya. Evet ben bunu kabul ediyorum. Bile bile yürüyorum ben bu yolda. Bunu sanki bir tek bunların burada bana söylemesine gerek yok. Ben buranın 12 saatin dışında evim var, ailem var, beni izleyenler var. Sanki bunlar mı söyle? Ama biz bunların, de biliyoruz evladım var, ben burada 12 saat var geçiriyorsam 12 saat herkesin içinde huzurlu da oturmak istiyorum. Ben de oturmak istiyorum ama gördüğünüz gibi demin tek başıma oturuyorum. Mehtap. Arkadaş geliyor iğneyi sokuyor. Hadi ikisi çıldırma. Mehtap sen insanlarla şimdiye kadar uğraşıyor muydun burada? Uğraşıyor muydun? Evvelinde mi? Evet. Tartışıyorduk gene. Tamam. Sen her zaman uğraşıyorsun. Her zaman tartışıyorsun. Sen de her zaman uğraşıyorsun. Şimdi geri geldi bir ilişkin var. Onlar da seninle uğraşıyorlar. Ha, eğer onların yaptıkları bu uğraşlara karşılıkta yine aynı şekilde cevap verirsen bu devam eder. Ama sen ilişkini korur. İlişkine sahip çıkarsan, karşıda seni kıskandırmaya çalışan ya da seninle uğraşan insanlara malzeme vermezsen nasıl daha rahat ilerlersin. Daha ismini çıkma koydum yahu. Tanışma süreci koymadım ki başkası ya, da tanımasın diye. İsim koymak önemli değil. Yaptığın hareketler önemli bu ilişki içerisinde. Ya Allah aşkına. Sen Murat'a çok diyorsun beni sahiplenmiyor. Sen niye sahiplenmiyorsun Murat'a? Sahiplenmiyor muyum? Bak adam gidiyordu. Sahiplenmiyor muyum? Haftalardır bu saatten sonra bir şey yapmayı bıraktım ben bu ilişki için. Ne yaparsam inanmıyor çünkü. Dün söyledi açık açık. Nasıl ya? İnanmıyor. Şiir yazdım verdim, elimle gemiler yaptım, bir şeyler anlatıyorum, bir edebiyat yapıyorum. Hiçbir şey umurunda değil. Ya biraz da duygularını da göstersen. Arkadaşlar yanlış anlamayın da. Ekran önündeyiz, duygumun nesini göstereyim ya daha. Ya işte hareketlerin ne? Demek ki bu bir aşk olmamış. Bu sadece bir beğeniymiş.
Çünkü böyle aşk bu kadar basit bir şey değil ki bu kadar çabucak zamanda vazgeçeceksin. Zaten aşk değil bu evlilik yolu. Serhancığım ben daha evvel tamam. Aşk evliliği yaptım. Tamam yürümedi. Ben mantık evliliği istiyorum. Ha bu senin görüşün. Siz dışarıdan nasıl görüyorsunuz ama benim fikrim ben bu saatten sonra mantık evliliği mantık yapmak. Mantık evliliği istiyorsan bir şey de hissetmezsen o mantık oluşmaz yalnız. Evet, altını dolduracağız ki hissedelim. Değil mi? İlişki var, ismi var, altı doldurulacak ki isteyeyim. Bak o zaman karşındaki insan zaten bu. Bunun dışında bir model yok. O adamı sen o şekilde olduğunu bilmiyor musun? Ya daha yeni tanıyorum işte. Tamam. Ya ne bileyim ben modelini yeni öğreniyorum. Ya adamın yaşından yapma. Bahsediyorsun, kelinden bahsediyorsun, şundan ben bahsediyorsun. Ben kel falan demedim. Kim diyor ya i̇şte bunu? Neyse eskiden saç eksim muhabbetleri falan vardı ya. Onu kız kardeşim söylemişti. İşte neyse yani. Ama bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hepsi bunlar malzeme. Ailenin olacak. Böyle bir şey söylemesi... hani arkadaşlar benim ailem zaten istemiyor. Tamam bir dakika ama bak ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Ailem böyle bir şey düşünebilir ama fiziksel bir sağlık durumu var ortada. Ben orada bak hatta Murat'la aramız açıktı bile o zaman bu cümleyi ilk duyduğumda. Ona rağmen ben çok aşırı derecede sinirlendim bu duruma. Ne oldu? Yani çünkü senin ailenle tanıştım. Onları tek tek kardeşini, kuzenini çok sevdim. Çok efendi, mülayim insanlar. Ama o lafı neden söylediler mesela onu anlamış değilim. Ne? Zaten. Ne oldu? Herkesin derdi başka yani. Burada ya. Sağ olun. Ya, çağırdık mı? Niye geldin oturuyorsun? Özel bir durum konuşuyoruz herhalde. Allah Allah. Bir sor. Niye soracağım? Herhalde görgü kurallarında bu vardır. Allah Allah. Görgü kurallarını senden mi öğreneceğim ben? Ya sizin aranızda ne var arkadaşlar ya? Kara kedi falan mı yiyor? Alakalı ağzından bir şey çıksın. Yanına beş katmak için özellikle oturuyor başım. Oturma arkadaşım benim oturduğum niye yerde. Niye ya arkadaşlar? Oturmayacaksın ben yanımda. Ben Serhan'la muhabbet etmek istiyorum. Oturmayacaksın. Sen her duyduğun cümleyle ilgili alay edeceksin sonra. Ben seni biliyorum. Senin karakterin bu. Evet. Ben. Yok baban. Ayırma gözlerini yine ayırma. Ben ilişki koydum. Altına dolduracağız ki aşık olayım. Evlilik, hani evlilik olacak ya içi dolu aşkla dolu bir evlilik olsun. Bu evredeyiz şu an, anlıyor musun? Aşk olmazsa evlilik olmaz. Mantık var işte. Sadece mantıkla gider mi bilmiyorum. Şu an mantıklı olan Murat mantıkla benim için. Hiçbir şekilde hiçbir şey yürümez. Bunu böyle bilin. Mantıkla bir hareket etmeye çalıştığım bir an canımın çok yandığını çok iyi bilirim. Serhan sana bir şey söyleyeceğim. Benim dışarıda 2,5 sene görüştüğüm biri var ve bekar biriydi. Ailem dedi ki evlenmiş ayrılmış değil çocuğu var da yok deme, olmaz var, dedi. Var dedi. Vardı. Tamam. Vardı bitti. Yani niçin? Çünkü evlenmiş ayrılmış değil. Kızı yok falan diye bitti. Bunun kızı var. Evlenmiş ayrılmış. Mantıklı geldi. Ben de tanıma yoluna çıktım. Çıkamaz mıyım? Niye başlattın diyorsun ya. Ya işte o mantık belli bir süreden sonra mantık bitiyor yani. Benim için mantıklı insan evlenmiş sonra... ayrılmış biri ise, çocuğu olan biri ise niye düşünmeyeyim ben Serhan? Sen de benim yerime koy kendini. Neyse olur. Sen yeter ki sen...